Amerika'nın yaptığı silah yığınları ve Yunanistan-Türkiye acaba savaşı mı planlanıyor? Bunu ele alacağız. Amerika görüyoruz ki Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Türkiye'nin yapmış olduğu tüm bu bağımsız hareketlerde hep bir Amerika, bir NATO engeli görüyoruz. Buradan uyarıyorum. Kuşatma içine girmiş durumda Amerika Türkiye'ye karşı. Yani asıl arka perdedeki amaç Türkiye'ydi. Namlular Türkiye'ye çevrilmişti. CIA'nin raporlarında geçen karanlık savaşı devreye sokmak istiyorlar. Yıllardır müttefiklik adı altında batsın bu müttefiklik. Stratejik bir müttefikten öte, stratejik bir hain gibi davranmaktadır. İç cepheyi sarsıcı bazı olaylar da olabilir. Buradan uyaralım. Bütün bu Türkiye'nin dört tarafının çevrilmesi, kuşatılması da bununla alakalıdır. O zaman olaylar içine çıkılmaz, daha fena hallere neden olabilir. Efendim merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Tüm takipçi dostlara buradan önce selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Amerika uzun zamandır bir takım bölgelere silah yığınağı yapıyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın yerleri olmak üzere Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki o havzadan dahil olmak üzere Güneydoğu tarafımıza da Suriye bölgesinde de Amerika birçok defa silah yığınakları yapmaya başladı. Yapıyor. Bunu görüyoruz. Şimdi biz de bugün Yunanistan'ın bu Amerika'nın yaptığı silah yığınları ve Yunanistan-Türkiye acaba savaşı mı planlanıyor? Bunu ele alacağız. Sevgili dostlar, uzun zamandır takip ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin yapmış olduğu pek çok hamle Amerika tarafından kabul görmedi. Özellikle son yıllarda dış politikada başta Libya olmak üzere pek çok yerde Amerika görüyoruz ki Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Bu da Doğu Akdeniz'de başta olmak üzere bu da Türkiye'nin milli politikalarına karşı farklı bazı ittifaklar ve farklı bazı yapmış olduğu anlaşmalarla bu iş devam ediyor. İşte Astana süreçleri vesaire, Rusya ile yakınlaşma gibi birçok şey sayabiliriz. Türkiye'nin tabi burada Avrasya hamleleri önemli. Sevgili dostlar, geçtiğimiz yıllarda Amerika yaklaşık 11 ay önce hem Yunanistan'da Larissa bölgesine, Kavala bölgesine, Selanik'e ve Dedaağaç'a yüklü miktarda silah yığınağı yaptı. Tabii o zamanlar bazı stratejistler dedi ki efendim Amerika bunu yapıyor ama işte kuzeyde Rusya'ya karşı özellikle bir denge oluşturmak için bir tatbikat hazırlığı içinde, işte Euro Defense 2020-2021 tatbikatı gibi tatbikatlardan dolayı buraya yığınak yapıyor söylemişti. Ben bu görüşe hiçbir zaman katılmadım. Çünkü Amerika, hatırlarsanız 2002 yılında meşhur Millennium Challenge tatbikatını yapmıştı. Bu tatbikat çok önemliydi sevgili dostlar. O tatbikatta aslında Türkiye'ye de bir nevi gözdağı verilmişti. Hani amaç 1000 yılın hesaplaşması, Türkiye ile bir hesaplaşma gibiydi. Çok enteresan, 24 Temmuz'da başlamıştı bu tatbikat. Tam da Lozan Anlaşması'nın imzalandığı yılda başlaması Türkiye'ye bir mesajdı. Şimdi 2000'li yıllardan beri Amerika'nın zaman zaman Türkiye'ye karşı bu anlamda bir takım gözdağları, hamleleri veya Türkiye'yi kuşatma alanında yapmış olduğu tatbikat adı altında yapmış olduğu hamlelerle dolu aslında tarih. Yani 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yine bakıyoruz. Türkiye orada Kıbrıs Türkleri için haklarını, oranın Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için bir barış harekatı gerçekleştirdi. O barış harekatında biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye'ye karşı silah ambargosundan tutun da pek çok ambargoyu o zaman NATO, Amerika, işte NATO ile bunu yapmaya çalıştı. Türkiye'ye karşı bir ambargo yapmaya çalıştı. Bunu engellemek istedi. Türkiye'nin yapmış olduğu tüm bu bağımsız hareketlerde hep bir Amerika, bir NATO engeli görüyoruz. Şimdi de Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de inanılmaz, Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de inanılmaz bir kuşatma içine girmiş durumda Amerika Türkiye'ye karşı. Sevgili dostlar, bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz yıllarda yine tatbikatlar yapıldı. Biz burada Türkiye'ye karşı bazı devletlerin varlığını da görüyoruz. Mesela işte bu tatbikatlarda Amerika başta olmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve hatta altını çizelim Mısır'da bu tatbikatlarda zaman zaman destek oldu, yanında oldu veya destekledi bir şekilde. Şimdi bu tatbikatlar yapılırken işte Nabıldina tatbikatı, Nemesis tatbikatı, bütün bu tatbikatların da yine arkasında, yani asıl arka perdedeki amaç Türkiye'ydi. Çünkü sevgili dostlar, o tatbikatlarda, Doğu Akdeniz'de yapılan o tatbikatlarda namlular Türkiye'ye çevrilmişti. Ve bakın buradan uyarıyorum. Türkiye'ye karşı sistematik bir anlamda. Şimdi bugün Ukrayna'yı bahane ediyor Amerika ama aslında yine bir nevi görüyoruz ki
Türkiye'ye karşı da burada bir operasyon çekiliyor. Sanki Ukrayna'ya karşı oraya bir yığınak yapıldı gibi bir anlam çıkartmaya çalışıyorlar. Şu an Türkiye'yi ısrarla bu şekilde bir nevi kaos planı adı altında CIA'nin raporlarında geçen karanlık savaşı devreye sokmak istiyorlar. O yapılan tatbikatlarda işte Nabıldina, Tevrat'taki intikam yeminlerine geçen Nabıldina ismi, aynı şekilde Nemesis, Yunan intikam tanrıçasının ismi, bütün bunların hepsi tesadüf değil. Türkiye'ye karşı yine söylüyorum, sistematik anlamda büyük bir kuşatma var. Şimdi Suriye sınırından da uzun zamandır, ta Trump zamanından beri Amerika PYD'ye silah yardımları yapıyor. Şimdi PYD'ye yapılan bu silah yardımları aslında o bölgede de Türkiye'ye karşı bir güç oluşturma unsuru teşkil ediyor. Şimdi ne yapacaklar? Hem güney tarafından Doğu Akdeniz ve Suriye sınırı başta olmak üzere diğer batı sınırından da Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'ye karşı geniş çaplı bir kuşatma planlanıyor. Ki bu bin yılın hesaplaşması, aynı 2002 Millennium Challenge tatbikatında olduğu gibi bin yılın hesaplaşması adı altında yapılıyor. Bir takım gizli anlaşmaların da olduğu söyleniyor. Bakın çok enteresan. Ben hep şunu savunurum. Şimdi diyorlar ki efendim Doğu Akdeniz'de bazen işte Türkiye oraya biliyorsunuz sondaj gemileri gönderiyor. Doğalgaz aramalar için vesaire. Libya ile yapılan mutabakat aynı şekilde bu anlamda. Hep bunlar eleştirildi o diğer devletler tarafından. Fakat bakıyoruz işte burada diyorlar ki efendim kanun, anlaşma, efendim bir takım hususlar, hukuk, yazılı konferans, yazılı anlaşmalar, konferanslar. Hiçbir şekilde bunların bir bağlayıcılığı çoğu zaman yok. Asıl burada Doğu Akdeniz'de realist olmak lazım. Siz bakın Amerika veya Yunanistan veya İsrail bunlar güçten anlar. Buradaki en önemli şey sizin oradaki askeri gücünüz. Mesela şimdi bunlar Türkiye'ye karşı bu tatbikatı yapıyor. Şimdi güçlü bir devlet güçlü ittifakla var olur. Türkiye'de güçlü ittifaklar silsilesi içinde Doğu Akdeniz'de o mavi vatanda yakın zamanda belki ileride Rusya'nın, Çin'in ve hatta İran'ın da dahil olduğu böyle geniş çaplı bir tatbikat yapsa o zaman işte Amerika'ya tokat gibi bir cevap olur bu. Amerika güçten anlar. Bakın Henry Kissinger'ın çok güzel bir sözü vardır. Amerika'nın müttefiki olmak düşmanı olmaktan zordur. Hakikaten de öyle. Yani yıllardır müttefiklik adı altında batsın bu müttefiklik. Yani böyle müttefiklik olur mu? Amerika stratejik bir müttefikten öte stratejik bir hain gibi davranmaktadır. Yani Türkiye'ye yapılan bu kuşatmaların Türkiye'ye hiçbir şekilde hesap sorması mı? Ya hiç bundan bahsedilmesin mi? Bugün adalara işte Yunanistan gitti kafasına göre eşek adasına bayrak asıyor. Kendi bayrağını. Nasıl olacak bu? Egemenlik haklarını bu askerle olur. Sizin oradaki caydırıcılığınız, o mevzileri güçlü tutmanız askerle olur, askeri güçle olur. Dolayısıyla o anlaşmalar, hukuksal bazı görüşmeler, konferanslar bunların çoğu zaman bu anlamda bağlayıcı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla sevgili dostlar yakın zamanda da Türkiye'ye karşı bu kuşatmaları içeride de altını çizelim. Dışta bu kuşatma olurken içeride de iç cepheyi sarsıcı. Çünkü iç cepheyi çok güçlü tutmak zorundayız. İç cepheyi sarsıcı bazı olaylar da olabilir. Buradan uyaralım. Özellikle Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesini çok iyi irdeleyelim. Afganistan'dan çekildikten sonra orada eğittiği paramiliter grupların kitleler halinde 18-30 yaş aralığındaki Afganların, o paramiliter eğitim alan Afganların buraya gelişi çok önemli. Yani buraya niye geliyorlar Türkiye'ye? Şimdi mülteci dediğiniz en yakın ülkeye sığınır. İran'dı, Pakistan'dı, orası burası değil de niye Türkiye? Aslında burada da o işte paramiliter gruplar eliyle bir İç kaos oluşturma gayreti içindeler. Bakın Kazakistan'da geçtiğimiz yakın dönemde bazı olaylar oldu. Kazakistan Dışişleri Bakanı çıktı ne dedi? Bir takım yabancı savaşçı grupların bu olayı provoke ettiğini gördük dedi. Birçok yerde biz bunlara rastladık dedi. Yabancı savaşçı gruplara dikkat çekti Kazakistan Dışişleri Bakanı. Şimdi aynı şekilde bu yabancı savaşçı grupların Türkiye'de olmadığını söyleyebilir miyiz? Geldiler işte. Yani gerçek hani yardıma sever mülteci şu bu değil. 18-30 yaş aralığında. Hatta bakın buradan söyleyelim bazılarının yakalandıklarında asker kıyafetli yakalananlar mı olsun, sınırdan geçerken silah teçhizatı, yelekler, botlar, askeri botlar birçok şey ele geçirildi. Bazı kamuflajlar yani şimdi bunlar oradaki o paramiliter grupların ülkeye yerleşip Amerika, NATO hatta Gladio yani eliyle burada düğmeye bastıklarında hiçbir kaos oluşturduğunda NATO'nun malum maddelerini harekete geçirerek İşte efendim yalandan sanki Türkiye'ye yardım ediyormuş gibi bir nevi işgale hazırlanıyorlar. Bütün bu Türkiye'nin dört tarafının çevrilmesi, kuşatılması da bununla alakalıdır. Ve bu yüzden de Türkiye
Amerika'ya karşı, özellikle işte Yunanistan vesaire Batı'ya karşı bir güç dengesi oluşturmak için Avrasya'da daha köklü hamleler yapmak zorundadır. Yani müttefikliğe daha çok önem vererek işte Rusya'nın, Çin'in dediğim gibi bu anlamda diğer devletlerden de işte Türk Cumhuriyetleri bundan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri de var. Olmak üzere bu anlamda ittifaklık adı altında güçlü bazı adımlar atmalı. Çünkü yine söylüyorum, Batı, Amerika güçten anlar. Biz güçlü olacağız ve onların bu planlarını başlarına çalmak için iç cepheyi de güçlü tutacağız. İç cephe çökerse, ki onu bekliyorlar, bizim için gerçekten zor günler o zaman başlar. Şu anda zaten zor günlerin içinden geçiyoruz ama sadece ekonomik kriz değil, peşinden siyasi kriz ve ardından da bölünme hareketleri başlarsa o zaman olaylar içine çıkılmaz. Daha fena hallere neden olabilir. O yüzden diğer videolarımızda da uyardığımız gibi Türkiye bu anlamda iç cephesini çok güçlü tutmalı. Yakın zamanda işte bu İsrail'le normalleşme söylentileri falan, bunların da Türkiye'ye çok büyük zararı olur. Onu da buradan söyleyelim. Türkiye bu konuda çok itidalli davranmalıdır diye düşünüyorum. Ben özet geçmeye çalıştım ama önümüzdeki dönemde dediğim gibi bu iç cepheyi sarsıcı kaos olayları ve Amerika'nın Yunanistan eliyle başta olmak üzere Türkiye'ye karşı bir komplo içinde olduğunu daha detaylandırarak anlatacağız inşallah. Hepinize buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın.